Hayırlı sabahlar efendim, ekran başına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Abdullah Kasım Aytekin. Takvim yaprakları bugün 12 Eylül Perşembe'yi gösteriyor. Haftanın 4. iş günündeyiz. Gündemle karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Yine çok dolu bir gündem var bugün de. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri gazete manşetleriyle beraber 45 dakika boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama onun öncesinde hemen iletişim adreslerimizi sizlerle paylaşalım. Bizlere 0535-018-1750 WhatsApp numaramızdan ve haberet.diyanet.tv elektronik posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz ve bugünün gündemine de her zaman olduğu gibi Bismillah diyerek başlayalım efendim. Sevgili seyirciler, yavru vatandaki sıcak gelişmeyle başlıyoruz gündeme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde askeri bölgedeki mühimmat deposunda patlama oldu. Elimize ulaşan bilgilere göre şu an için can kaybı yok. Patlamanın şiddetiyle bazı binaların camları kırıldı. Halk geceyi panik içinde geçirdi. Ama o... Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından ard arda patlama sesleri duyuldu. Patlamanın şiddetiyle bazı bina ve araçların camları kırıldı. Vatandaşlar sokağa çıktı. Patlamaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'la Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine intikal etti. Cumhurbaşkanı Akıncı burada gazetecilere yaptığı açıklamada şu anda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi. Akıncı, askeri yetkililerden aldıkları bilgiye göre büyük patlamaların bittiğini ama yine de sükunet içinde beklemeleri gerektiğini ifade ederek Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını belirterek patlamanın şiddetiyle bölgedeki bazı binaların camlarının kırıldığını ve bu nedenle kırılan cam parçalarından dolayı yaralananların olduğunu ifade etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları'yla külliyede bir araya geldi. Erdoğan, belediye başkanları'yla tecrübelerini paylaştığı tavsiyelerde bulundu. Siyasetten öte vatandaşa hizmet anlayışıyla çalışılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, uyum içinde birlikte çalışma mesajı verdi. Belediyelerde işten çıkarılanlar konusundaysa kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir dedi. Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz. Ama ülkemizin ve milletimizin âli çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya geldi. Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Toplantıya 30 belediye başkanı davet edildi ancak 29'u katıldı. Hatay Belediye Başkanı yurt dışında olduğu için katılamadı. Erdoğan konuşmasında belediyelerde işten çıkarmaları hatırlattı. Belediye başkanlarına tavsiyelerde bulundu. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından işten atmalara, envai türden tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Unutmayınız, kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını
diledikleri gibi alt üst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Erdoğan, belediye başkanlarına çalışan personele karşı hassasiyetli davranma mesajı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden tecrübelerini paylaştı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde bizden bir önceki, iki önceki, üç önceki, hatta çok daha önceki dönemlerden kalma personel vardı. Çalışan, birikimi ve gayretiyle bulunduğu yeri hak eden hiç kimseye dokunmadım, dokunmadık. Hiç kimseyi yerinden, ekmeğinden, aşından etmedik. Aynı şekilde göreve geldiğimizde kendimizi şehrin üzerine kabus gibi çökmüş devasa sorunlarla ve en az onlar kadar büyük bir borç yüküyle karşı karşıya bulduk. Şayet derdimiz hizmet etmekse, eser ortaya koymaksa, şehrimize de deruni bir aşkla bağlıysak, çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Biz de teker teker her meseleyi çözüm yoluna koyarken borçlarımızı da sabırla ödedik. Ne personelle, ne araçlarla, ne de başka bir şeyle uğraştık. Tüm vaktimizi ve imkanları doğrudan şehrin sorunlarının, şehrin halkının sıkıntılarının çözümüne teklif ettik. Üstlendiğimiz diğer görevlerde de hamdolsun bu çizgiden sapmadık. Tüm belediye başkanlarımızdan da doğrusu aynı hassasiyeti bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi ve geçelim Suriye'ye. Suriye'de güvenli bölge sürecine ilişkin Türkiye'de bulunan Amerikalı generaller dün sınır hattındaydı. ABD'li iki komutan Türk askeri yetkililerle birlikte Şanlıurfa Akçakale'deki müşterek harekat merkezinde inceleme ve görüşmelerde bulundu. Bu arada Birleşmiş Milletler'den Suriye'deki ölümler ve insan hakları ihlalleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Fırat'ın doğusundaki bölgenin güvenli hale getirilmesi için 12 Ağustos'ta Türkiye ile ABD tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde müşterek harekat merkezi kuruldu. Çalışmalara başlamasının ardından Türk ve ABD askerleri 3 kez havadan, geçen pazar günü ise karadan ortak devriye faaliyeti yaptı. Güvenli bölge için Türkiye'de temaslarda bulunan Amerikalı askeri heyet de Şanlıurfa'daydı. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Tweedy ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Ferguson ve beraberindeki ABD heyeti Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerin ardından Akçakale'ye geçti. Türk askeri yetkilileriyle beraber Müşterek Harekat Merkezi'nde inceleme ve görüşmelerde bulunuldu. Bu arada ortak devriyelerin ardından gelen inceleme ziyareti öncesine Akçakale'de hareketlilik vardı. Askeri araçların öncülük ettiği, üzerinde beton bloklar yüklü olan 4 tır, nöbet kulübelerinin güçlendirilmesi için terör örgütü PKK-YPG denetimindeki Tel Abyad sınırına sevk edildi. Öte yandan Suriye ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir mesaj geldi. Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren araştırma raporunu değerlendirdi. Komisyon, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, rejimin ve YPG-PKK'nın eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini açıkladı. Terörden aranlar listesinden iki terörist daha düştü. Ağrı'da gri kategorideki bir terörist etkisiz hale getirildi. Kandil'de 19 Ağustos'ta düzenlenen MİT-TSK ortak operasyonunda öldürülen teröristlerden birinin ise kırmızı kategoride aranan teröristler listesinde yer aldığı belirlendi. Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Takibi alınan bir terörist, güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.
etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri kategoride aranan Kava Kod adlı terörist olduğu belirlendi. Sezer Işık adlı terörist 300 bin lira ödülle aranıyordu. Bu arada MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Ağustos'ta Kandil'e düzenlediği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülizar Tural olduğu tespit edildi. Tural'ın PKK'ya 1993'te katıldığı, bir dönem Erzincan-Tunceli bölgesinde faaliyet gösterdiği ve sabotaj eğitimi aldığı ortaya çıktı. 1999-2003 yılları arasında sözde PKK-KCK Başkanlık Konseyi'nde yer alan Tural'ın bu yıl itibariyle sözde PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi olarak eğitim komitesinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Terörist Tural'ın etkisiz hale getirildiği operasyonda PKK'nın kadın yapılanması KCK'nın sözde en üst karar organı yürütme konseyi üyesi Saliha Baytar ve bir grup PKK mensubu da imha edilmişti. Diyarbakır'a uzanacağız şimdi. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin feryadı her geçen gün yükseliyor ve ona destekler de çığ gibi büyüyor efendim. Dalga dalga büyüyor. 10 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı 23'e çıktı. Burada bütün toplumun, ailelerin de bu konuda devreye girmesi, talep etmesi, çocuklarını bu terör örgütü belasından kurtarması son derece önemli. Evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan ailelerin isyanı gün geçtikçe daha da güçleniyor. Aileler Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Okula gitmesi gerekirken, üniversiteye gitmesi gerekirken birilerinin organizasyonuyla birilerinin emrine doğa çıkarılıyor. Olmaz. Artık bu ülkede elhamdülillah bu dönem kapanıyor. Artık analar isyan ediyor. Sayıları 23'e yükselen ailelere destek her geçen gün büyüyor. Genci yaşlısı, büyüğü ve küçüğü 7'den 70'e herkes yüreği yaralı analarla buluşuyor. Ben büyük bir çığır açacağınıza inanıyorum. Anneler bu işe bulaşırsa Allah'ın izniyle bu topraklar güler. Anneler güler, aileler güler, çocuklarımız güler, istikbalimiz güler. Çoğalmanız lazım, korkuya gerek yok. Şehit ve gazi yakınları da Diyarbakırlı annelerle birlikteydi. Onların acılarını paylaştılar, feryatlarına destek verdiler. Bütün annelerin ciğeri aynıdır, gözyaşları aynıdır. Annelerimizi üzmesinler, annelerimizi bu sokaklara döktürmesinler. Bir destek de sanatçılardan geldi. Yerelden Evrensel'e Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyeleri Diyarbakır'daydı. Annelere karanfil verip bir süre oturma eylemine katıldılar. Bu anneler ve bu babalar mutlaka kazanacaktır. Böylece hepimiz kazanacağız. Türkler ve Kürtler öz kardeştir. Burada bulunan bütün insanlar evlatları için ölüm dahil her türlü tehlikeyi alarak buraya gelmiştir. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise HDP il binası önünde ailelerle birlikte Türk bayrağı açtı. Başarı sizin Türkistan damanıza da. Senin çocuğun da gitsin arabanın sen kıyameti koparırsın. Sen ne oldun, hangi özel okulda okuyorsun? Öte yandan bu feryatla sembolleşen Aysel Bozkurt oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı. Babasının vefat haberini alan Bozkurt sinir krizine girdi. Sağlık ekipleri müdahale etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tüm dünyaya meydan okurcasına Batı şeriayı ilhak edeceklerini açıkladı. Netanyahu'nun deyim yerinde ise bu kabadayılığına Türkiye başta olmak üzere bazı ülkeler ve Arap Birliği'nden tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Netanyahu'nun yaklaşımı için ırkçı bir apartheid devleti dedi. Bu arada İsrail Başbakanı'nın seçim mitingi sırasında roket alarmını duyunca sahneden kaçtığı anın görüntüsü de medyanın gündemindeydi. Roket sirenleri çalınca sahneyi apar topar terk etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'den atılan roketler nedeniyle panik yaşaması ve seçim mitingini yarıda kesmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.
Netanyahu siyasi kariyer açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtilen gelecek haftaki erken seçim öncesi tepki çeken bir seçim vaadinde de bulundu. Yeniden seçilmesi halinde kısa süre içerisinde Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde İsrail'e ilhak edeceğini söyledi. Batı Şeria'yı ilhak edeceğini söyleyen Netanyahu seçmenlerden destek istedi. Netanyahu'nun açıklaması başta Filistin ve Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepkisine neden oldu. Filistin'in yetkililer ilhak olursa barış süreci biter dedi. Hamas da Netanyahu'nun açıklamasını Filistin halkına ve topraklarına düşmanlık siyaseti olarak nitelendirdi. Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi. Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir apartheid devleti dedi. Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi, ırkçı bir apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız. Netanyahu'nun seçim vaadine Arap Birliği'nden de tepki geldi. Arap Birliği Dışişleri Bakanları açıklamayı tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu yaklaşımın barış sürecindeki herhangi bir ilerleme şansını azaltacağı ve tüm temelleri yok edeceği vurgulandı. Ürdün'den de tepki geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Esafedi, gerginlik barış sürecinin üzerine inşa edildiği temelleri sarsıyor, tüm bölgeyi şiddete ve çatışmaya itiyor dedi. İsveç'te Netanyahu'nun seçim vaadini kınadı. İsveç Dışişleri Bakanı Anleint, talihsiz bir açıklama. Hem Avrupa Birliği hem de uluslararası topluluk bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor dedi. Bitlis'ten trafik kazasıyla geldi içimizi yakan haber. Hizan ilçesinde kontrolden çıkan köy minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Bitlis güne acı bir haberle uyandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs felakete yol açtı. Karşıdaki köy bağırdı, araba devirdi diye. Biz gelirken buradaki kazayı işte yaralıları o halde gördük. Arkadaşların yardımıyla yaralıları yola götürdük. Yolda ambulanslar gelip götürdüler. Feci kaza Bitlis'in Hizan ilçesi Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Köy minibüsünün sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi. ABD'den sürpriz bir görevden alma haberi geldi. Diyarbakır'da 5 caminin durdurulan inşaatı kayyum yönetiminin kararıyla yeniden başlatılıyor. Gökyüzündeki cesur şovlarıyla göğsümüzü kabartan Solo Türk'ten özel görüntüler. Bu haberlerin de içinde yer aldığı günün diğer gelişmelerini kısa kısa paylaşalım şimdi. Irak'ta Kerbela kentinde Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişinin ölmesi, 100 kişinin yaralanmasının ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kerbela'ya giderek hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Türkiye'de Bağdat yönetimine bir taziye mesajı gönderdi. Diyarbakır'da HDP'li belediye döneminde meclis kararıyla kaba inşaatları tamamlanan cami inşaatlarının durdurulmasıyla inşaatlar kaçak yapı durumuna düşmüştü. İçişleri Bakanlığı'nca atanan kayyumun meclis kararını iptal etmesinin ardından camilerin inşasının önü açıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı. Trump, Bolton'dan istifasını istediğini belirtti ancak John Bolton kendisinin istifayı önerdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'la görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında ciddi fikir ayrılığının olduğunu açıkladı. Başkan Trump'la Bolton'ın özellikle İran ve Venezuela konularında fikir ayrılığı yaşadığı biliniyordu. Görüntüler Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'ün kokpit içinden. Balıkesir Edremit'teki Uluslararası Havacılık Festivali'nde 35 sivil uçağın yanı sıra Solo Türk'te nefes kesen bir gösteri yapmıştı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner komutasında havalanan Solo Türk'ün gökyüzündeki cesur hareketleri kokpit içindeki kameraya böyle yansıdı. ...83 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Süleyman Turan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesi Şakir'in camiinde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Manşet turuyla devam ediyoruz değerli izleyiciler. İlk olarak da Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz manşet turumuza. Demokratik uzlaşmanın ilk adımı manşetini görüyoruz gazetenin bugünkü sayfasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanlarını ağırlamıştı. Orada bir konuşma gerçekleştirilmişti ve bir demokratik örneği sergilemişti aynı zamanda. İşte o toplantıdaki detayları göreceğiz biraz sonra Akşam Gazetesi'nde. Hiç vakit kaybetmeden bizler de hemen haberin ayrıntılarına bakalım. Başkan Erdoğan 29 büyükşehir belediye başkanını bakanlar ve politika kurulu üyeleriyle külliyede buluşturdu. Bu fotoğraf demokratik uzlaşmanın ilk adımı olsun diyen Erdoğan, başkanlara polemik değil hizmet üretin, kimsenin ekmeğiyle oynamayın mesajı verdi. Tüm bakanlarımız sizlerin sorularına cevap vermek üzere burada, bütün sorunları kayda alarak bunların üzerinde çalışacaklar. İlgili politika kurulumuz da burada bunların takibini yapacaklar. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımda masanın her iki yanında da bulundum. Hizmette hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Farklı görüşlerde olabiliriz ama ülke çıkarları söz konusuysa birlikte hareket edebilme erdemini gösterebiliriz. Bu fotoğraf çok önemli. Hedeflediğimiz demokratik uzlaşmanın ilk adımı olsun. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimizde yerini hak edene dokunmadık. Ne personelle, ne araçlarla, ne de başka bir şeyle uğraştık. Her şeyimizi şehrin sorunlarına teksif ettik. Sizlerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz ifadelerini görüyoruz. Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde sevgili seyirciler. Sürmanşete uzanalım gazetede. Bombalara karşı vızır vızır dedektör ifadesini görüyoruz gazetede. Ona da bakalım. Jandarma bomba dedektörü olarak arıları ve fareleri kullanacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Canlılar üzerinde bulunmayan sentetik kokulara karşı hassas olan arılar eğitimle bazı kimyasalları duyarlı hale getirilebiliyor. Böylece EYP ve meskun mahallelerdeki patlayıcıların bulunması mümkün olabiliyor diyor gazete haberinde. Ailelerin sayısı 24'e ulaştı. Evlat nöbeti Diyarbakır'ı aştı diyor gazete haberinde. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin sayısı 24'e çıktı. Evlat nöbetine Diyarbakır dışındaki illerden de katılım başladı. Erzurum'dan gelen Macide Uslu, Şanlıurfa'dan gelen Halime Şehitoğlu ve Ordu'dan gelen Latife Ödümlü, çocuklarının geri gelmesi için günlerdir HDP il binası önünden gitmeyen ailelerin arasına katıldı. Mehmet Karaman'da 20 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan için eyleme başlarken, Fatma Akkuş'ta 15 gün önce kaybolan ve internette terörist kıyafetiyle gördüğü kızı Songil için nöbete başladı diyor Akşam Gazetesi'nin haberi bizlere. Ve Star Gazetesi ile devam ediyoruz manşet turumuza. Hayırlı her adımınızda yanınızdayım diyor Star Gazetesi'nin manşeti bizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıydı. O gelişmelere de hemen kısa kısa bakalım gazetede. Başkan Erdoğan büyükşehir başkanlarını külliyede ağırladı, birlik mesajı verdi. Ülkemizin kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde. Bu fotoğraf çok önemli. Toplantımız demokratik uzlaşmanın ilk adımı olsun. Terörle, terör örgütleriyle hukuksuzluklar arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımız da olmaktan memnunum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken tam da bu manzarayı ifade ediyorum. Siyasi çekişmeler geçici, hizmetler kalıcıdır. Başkanların görevi devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine hizmet için çalışmaktır. Başkanlık dönemimizde hiç kimseyi ekmeğinden etmedik. Kapının önüne konan
yuvaları yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ve hizmet bina edilemez. Binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne adalete ne de insanlığa sığar. Farklı görüşlerde olabiliriz ancak milletimizin âli çıkarları için birlikte hareket edebilmeliyiz. Tüm hayırlı işlerinize yanınızdayım ifadesini görüyoruz Star gazetesindeki haberde. Ve bizi ilgilendiren, içimizden bir haber var. Aslında tüm toplumu da ilgilendiriyor aynı zamanda. Haberlerde akıllı işaret ifadesini görüyoruz sevgili seyirciler gazetenin sürmanşetinde. Hemen bakalım. RTÜK televizyonlarda şiddet içerikli haberlerle ilgili artan şikayetler üzerine yeni çalışma başlattı. Programlarda uygulanan akıllı işaret kullanma zorunluluğu haber bültenleri için de geçerli olacak. Haberlerin başında içeriğe göre uyarıcı işaretler kullanılacak. İfadesini görüyoruz gazetenin haberinde. Ayder'de dönüşüm başlıyor ifadesi de var hemen yan başlıkta, ona da bakalım. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nın doğa dostu yatay mimariyle şekillendirilecek yeni hali için düğmeye basıldı. Başkan Erdoğan'ın Ayder'i rezil ettik çıkışı sonrası harekete geçen ilgili 5 bakanlık TOKİ öncülüğünde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm projesiyle altyapı ve ulaşım sorununu çözecek 3 yılda tamamlanması öngörülen 5 farklı yayla modeline göre de bölgede doğa dostu 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek ifadesini görüyoruz Star gazetesinin haberinde. MİT tırları ihanetinin hedefi hükümetti ifadesini görüyoruz sevgili seyirciler gazetenin alt başlığında, ona da bakalım. Aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ın da bulunduğu sanıklar 4 ila 26 yıl arasında hapis cezası almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı. Kumpas'ın FETÖ mensubu olduğu somut delillerle kanıtlananlar tarafından planlı biçimde icra edildiğine işaret eden kararda tırların durdurulmasının doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı vurgulandı, diyor gazete haberinde. Ve bir başka gazete, Yeni Birlik gazetesiyle devam ediyoruz manşet turumuza. Polemik değil, eser üretin ifadesini manşete taşımış Yeni Birlik gazetesi. Dünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına yer verilmiş. Hemen bizler de bakalım. Erdoğan, eskiler el işler dil övünür derdi. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretimi makamlarıdır. Üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en kalıcı hizmetleri getirmek için çalışmaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanları daha rahat iletişim için ortak bir WhatsApp grubu kuracak ifadesini görüyoruz yine gazetenin manşetindeki o haberde. Üst başlığa uzanalım, DAEŞ'ı Türkiye'siz yenemezdik ifadesini görüyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin katkısı ve sağladığı altyapı olmadan DAEŞ'e karşı söz konusu başarıları elde etmek çok daha zor olurdu dedi. Türkiye terörle mücadele kapsamında geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olmuştur ifadelerini kullanan Jens Stoltenberg, ABD ve Türkiye gibi iki NATO müttefikinin faaliyetlerini koordine etmesinden ve birlikte hareket etme yolları aramalarından memnuniyet duyduğunu kaydetti, diyor gazete haberinde. 2500 kişiden hala haber alınamıyor ifadesini görüyorsunuz hemen yan başlıkta, ona da bakalım. Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2500 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi. Karayip ülkesi Bahamalar'da hükümet Dorian kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'yi aştığını bildirdi. Sağlık Bakanı Duane Sands kayıplardan söz ederek ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı ifadesini görüyoruz sevgili seyirciler gazete haberinde. Her şeyin başı hukuk ve adalet diyor alt başlıkta. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kendimize iyi bir rota çizilmesi için çok önemli bir başlık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığımız planına, programına aldı ve sizin gibi gençlerin hukuk ve adalet dersini seçmesine imkan tanıdı. İster mühendis, ister avukat, ister öğretmen, ister iş adamı olun. Her şeyin başı hukuk ve adalet dedi, diyor gazete haberinde.
Ve milatla devam ediyoruz sevgili seyirciler, manşet turumuza. Yürekli anneler terörü bitirecek ifadesini görüyoruz. Diyarbakır'daki olaylara yer verilmiş. Bizler de hemen ayrıntılarıyla yer birlikte bakalım. Diyarbakır'da evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için çırpınan ailelerin direnişi büyüyor. Terör örgütü PKK'ya son yıllardaki en büyük darbeyi yürekli anneler vuruyor. Diyarbakır'da HDP önünde evlatlarının hesabını soran ailelerin direnişi dalga dalga yayıldı. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 9. gününde 24'e yükseldi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serter Pudak, HDP ve terör örgütü yalan söylüyor. Bu organizasyonla uzaktan yakından bir alakamız yok. Anneler teröristlere diz çöktürecek ifadelerini kullandı. Özgür Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, annelerin direnişinin terör örgütü PKK'nın bölgede yükselttiği korku duvarını yıktığını kaydetti. Kaya şöyle devam etti: PKK'nın bölgede çok ciddi bir baskısı vardı. Ailelerin bu eylemi PKK baskısının toplum nezdinde kırıldığını net bir şekilde gözler önüne serdi. Bölgede hayatın normalleşmesi adına çok önemli bir kazanım ifadesini görüyoruz Milat gazetesinde sevgili seyirciler. Sabah namazı buluşması ifadesini var, ona da bakalım. 2019-2020 eğitim öğretim yılına girerken Cihan Numa Derneği'nin organizasyonuyla babalar ve çocuklar sabah namazında bir araya geldi. Organizasyonun Şanlıurfa'daki durağı Ahmet Kayısı Camii olurken namaz çıkışı vatandaşlara çorba ve poğaça ikram edildi. Çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı diyor gazete haberinde. Listeden silindi ifadesini görüyoruz. Biraz önce bizler de haberlerimizi aktarmıştık. Hemen ayrıntılarına bakalım. MİT ve TSK'nın ortaklaşa düzenlediği Kandil'deki nokta operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKK eli başlarından Gülüzer Tural etkisiz hale getirildi. PKK'nın Kandil'deki eğitim binasında 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda kırmızı listede aranan sözde PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi Perşin Tolhildan kod adlı Gülüzer Tural'la KCK'nın sözde konsey üyesi Dr. Jiyan Karzan kod adlı Saliha Kaydar etkisiz hale getirildi ifadesini görüyoruz Milat gazetesinde sevgili seyirciler. Ve Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz manşet turumuza. 82 milyon faizciye çalışıyor manşetini görüyorsunuz Yeni Şafak gazetesinde. Bizler de hemen ayrıntılarına bakalım birlikte. Türkiye'de tüm sektörler faizcilere çalışıyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önündeki en büyük engel olan yüksek faizler 82 milyon vatandaşın belini büküyor. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin faizleri 425 baz puan düşürmesi ve bankaların sınırlı indirimi çarkları hızlandırmaya yetmedi. Piyasalar Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında en az 500 baz puan indirim bekliyor manşetini görüyoruz yine Yeni Şafak gazetesinde. Alt başlığa uzanalım gazetede. Müslümanlar için toplama kampı ifadesini görüyoruz sevgili seyirciler. Hindistan ülkenin kuzey doğusundaki Assam eyaletinde vatandaşlıktan çıkarmayı planladığı 1,9 milyon Müslümanın gözetim altında tutulacağı en az 10 toplama kampı inşa ediyor. 3000 kişi kapasiteli kamplar yüksek duvarlarla çevrili olacak ifadesini görüyoruz gazetenin haberinde. Ve Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Manşet turumuz aynı zamanda son gazetemiz. Kantinde logo krizi manşetini görüyoruz. Bizler de ayrıntılara bakalım. Kantinciler okul gıdası logosunun ertelenmesi için bastırırken bir cips markasının yeni bir ürününü logoyla satışa sunması tartışma yarattı. Okul gıdası logosu uygulamasına ilişkin tebliğin 16 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenirken takvimde erteleme geldiği öne sürüldü. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, logolu ürün olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ile görüştüklerini belirtti. Ertenme ile ilgili bize söz verildi. Bu haliyle tebliğ zaten uygulanamaz dedi. Bayram Şahin ürünü test ettikten sonra logoyu veren bir birim olması lazım. Ürünü çıkartın, logoyu basın, kantine gönderin, sonra denetleriz denmez dedi. Ünlü bir cips markasının patates krakeri adlı ürünü logoyla satışa sunması da tartışmalara neden oldu diyor Milliyet gazetesinin haberi bizlere.
Ve bültenimizin başında da söylemiştik, bugün takvim yaprakları 12 Eylül'ü gösteriyor. Onunla alakalı bir habere yer verilmiş. 12 Eylül'ün kısa tarihi diye bizler de hemen göz atalım o habere. Türkiye 39 yıl önce bugün sabahın erken saatlerinde tank sesleriyle uyandı. TSK radyodan okunan bir bildiriyle yönetime el koyduğunu duyurdu. Bu askerin emir hiyerarşisi içinde yapılan ilk darbeydi. Siyasi partiler kapatıldı, meclis feshedildi. Türkiye'nin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatında derin izler bırakacak sert bir müdahaleyle asker yönetimi silah gücüyle eline aldı diyor Milliyet gazetesinin haberi bizlere. Ve bu bilgiyle, bu haberle manşet turumuzu burada noktalıyoruz. Gündeme diğer haberlerle devam ediyoruz. Konya'dan Irak ve Suriye Türkmenlerine yardım eli uzandı sevgili seyirciler. Ilgın İlçe Müftülüğü'nün de destek verdiği kampanyayla temin edilen 2 tır dolusu giysi Kuzey Irak ve Suriye'deki Türkmenlere gönderildi. Dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan Türkiye, çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konya'nın Ilgın ilçesinde de bu yardım çalışmalarının güzel bir örneği vardı. Kuzey Irak ve Suriye Türkmenleri için giysi yardımı kampanyası düzenlendi. Türkmenlere yardım, ikinci el yardım kampanyası bugün itibariyle tamamlanmış durumdadır. İnşallah bu merasimde yolcu etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ilgın İlçe Müftülüğü ve Osmanlı Türkmenleri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle yürütülen kampanyada sadece 15 günde 2 tır yardım toplandı. Bulduğumuzdan güzel bir katılım oldu. Hayır sahiplerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kıyafetlerle doldurulan tırlar Kuzey Irak ve Suriye'deki Türkmen bölgelerine ulaşmak üzere yola çıkmadan önce uğurlama merasimi düzenlendi. Aslında bu şimdi sizin bakış açınızdan işte gardıraplarla temizlemek gibi gördüğünüz ikinci el eşyalardan arasında sizin nezdinizde belki hani çöpe atmaya kıyamadığımız eşyalar gibi görünse de bunların hepsini geriye dönüştürüyoruz zaten. Yardım tırları dualarla uğurlandı. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte evlerde aşure yapımları başladı sevgili seyirciler. Peki geleneğini bozmadan lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte kullanılacak malzemelerden pişirimde dikkat edilecek noktalara kadar uzmanından aşure tarifi. Muharrem kardeşliğin farklı bir anlam kazandığı ay olarak kabul edilirken aşure, bolluğun, bereketin, birlik ve beraberliğin en güzel simgelerinden. Kokusu, görüntüsü, en önemlisi de manevi anlamı. Muharrem ayında pişirilmeye başlayan aşureler damaklarımızı şenlendiriyor. Hazreti Nuh'tan bu yana değişmeyen gelenek sayesinde bu yılda birçok evde aşure tencereleri kaynayacak. Biz de bugün Nuriye Hanım'la birlikte kolay ve lezzetli aşure nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Önce malzemeler. Bir kase nohut haşlanmış önceden, bir kase kuru fasulye, bir kase kuru üzüm. Sarı üzüm olursa daha iyi olur çünkü siyah üzüm karartıyor aşureyi. Bir kase kuru kayısı, yine küp küp doğranmış, haşlanmış. En son koyacağım, o da karartıyor ama bereket simgesi incir. 4 su bardağı buğdaya, 5 su bardağı şeker kullanacağım. Lezzetli bir aşurenin en önemli püf noktası şüphesiz aşurenin ana malzemesi olan buğdayın hazırlanışı. Aşurelik buğdayımız öncelikle bol yıkanacak. Sarı suyu gitsin diye. Yani bir kere değil de 4-5-6 kere bol suyla yıkanacak. Sarı suyu gittikten sonra üzerini aşurelik buğdayın üzerini suyla kaplayacağız. Geceden bir kere kaynadığını göreceğiz. Ağzını kapatıp onu sabaha kadar şişmesini, çıtlamasını bekleyeceğiz. Eğitmen Şef Nuriye Atasevi'nin verdiği tüyolar sadece bununla da sınırlı değil. Aşuremiz, buğdayımız pişti. Alıyorum
nohutu ilave ediyorum sıra sıra. Bakliyatlardan başlıyorum. Kuru fasulyeyi alıyorum. Zaten bunlar haşlanmış. Onu da ilave ediyorum. Daha sonra kuru üzümü aldım. Üzümle kayısı aynı anda haşlanabilir. Fakat inciri ayrı haşlıyoruz. Ve 4 su bardağı şekeri bu şekilde en son koyuyorum. Neden? Şeker bakliyatları diriltiyor. O yüzden şekerle birlikte çok kaynamasına izin vermiyoruz aşurenin. Daha sonra gül tomurcuğu, karanfil, çubuk tarçın ve portakal rendesiyle buluşuyor aşure. Ortaya mis gibi bir aroma çıkıyor. Fasulyesi, nohutu derken aşurenin muhteşem görüntüsüyle birlikte mis gibi kokusu da evin her yerini sardı. Malzemeler karışıyor, kaynıyor ve sıra geliyor hem göze hem de damağa hitap eden süsleme anına. İstenirse Antep fıstığı, her şey kullanılabilir. Biz fındık ve narla, farkındaysanız incir, nar, bereket simgesi olan şeylerle aşuremiz tamamlanıyor. Aşuremizi hazırladık, tarifimizi verdik. Afiyet olsun. Aşuremiz tamam. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bolluk, bereket ve şükür simgesi olan bu aşureyi isterim ki her evde yapıp komşularla paylaşılsın. Özenle hazırlanan aşureler konu komşuyla paylaşmak için yola çıkıyor. Aşure eviniz mübarek olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Haber durağımız bu kez Hakkari sevgili seyirciler. Hakkari'de 3 çocuk harçlıklarıyla aldıkları boncuklardan takı yapıp satıyor. O parayla da dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyorlar. Onlar yardımsever 3 afacan. Pırlanta kalpli o afacanlar akranlarına, hatta büyüklerine örnek olacak bir iyilik çalışmasına imza atıyor. Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde oturan Belinay Özetak, kardeşi Eslem Lorin Özetak ve arkadaşları Şevval Seven, ailelerinden aldıkları harçlıklarla yaptıkları takıları satıp dar gelirli arkadaşlarının okul ihtiyaçlarına destek oluyorlar. Bazı çocuklar darda olduğu için, yani onlar kırtasiye malzemelerini tam alamadıkları için biz de onlara böyle yardım etmiş oluyoruz aslında. Onlara kırtasiye malzemeleri alıyoruz. Gerek kalem olsun, gerek silgi olsun, gerek defter olsun. Aldıkları boncuklardan kolye, künye, yüzük ve küpe yapan çocuklar o takıları satıyorlar. Satış için de mahallelerinde minik eller takı standını kurmuşlar. Minikler el emeği göz nuru takılardan elde ettikleri parayı ise dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyorlar. Kendileri küçük, yürekleri büyük hayırsever çocukların bu girişimi ailelerinden ve müşteri olarak standa uğrayanlardan tam destek görüyor. Yoldan geçenler de bizi böyle birilerine yardım etmek istediğimizi anlıyorlar ve bize fazladan para veriyorlar. Mesela 50 kuruşluk bir yüze 5 TL veren bir tane abi bile oldu. Hakkari'den bu güzel, bu özel görüntülerle bugünlük veda ediyoruz Gündem FM. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün, hayırlı bir gün, sağlıklı bir gün temenni ediyorum. Diyanet TV'den ayrılmayın. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Hoş kalın, hoşça kalın.